Arkadaşlar merhabalar bu videomda bir orijinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki ÖSYM tarzı test birinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda AC ve BC çaplı çemberlerin merkezleri sırasıyla M ve O verilmiş. O merkezinin yarı çapı 5 olduğundan burası da 5 olacak. Yani buraya ne kaldı? 2 kaldı. M merkezinin yarıçapı 7 olduğundan burası da 7 olacak. Yani X'e 4 kaldı. O zaman cevap Denizli yaptı. Birinci soruda geldik 2'ye. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hemen yapıştırdık bunu. Bak yarı çap uzunluğu 8. Buraya da 8. Buraya da 8'i yazalım. E buradaki dik üçgende 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 6 çıktı burası. E buradaki dik üçgende de 8 var. 17 var. 8, 15, 17 üçgeninden 15 çıkar. Ve toplamda burası 6 artı 15'ten kaç çıkacaktır? 21 çıkacaktır. Evet ikinci soru. Ceyhan oldu geldik üçüncü soruya. AB çaplı yarım çemberlerin çapı üzerindeki böyle yarım çemberler verilmiş. AD uzunluğunu 21 demiş. Şurası 21 verilmiş. Ve BC uzunluğunda şöyle şurayı da kaç vermiş bize? 18 vermiş. Arkadaş şuraya A deriz. A deriz. Buraya B deriz. B deriz. 2A artı B 21'e eşit. 2A artı B eşittir. 21. Ee, buradan da böyle baktığımız zaman da A artı 2B'yi 18 olarak buluruz. Sonra benden ne istedi? Büyük çemberin şeyi isteniyor. Arkadaşlar tamamı 2A artı 2B'ye. A'yı B'yi ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. Bak bunun tamamı 2A artı 2 b o zaman yarı çapı ne olacaktır? A artı B olacaktır. E sen bunları taraf tarafa toplarsan 3 A artı 3 b geliyor zaten. 39 yapıyor. O zaman A artı B'ye de kaç yapar? 13 yapar. Zaten benden de A artı B isteniyor. Yani 3. soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. Çemberler, alıp, çemberler birbirine diyor. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikleri yapacak olursak. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirelim. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik, çektik yapacak olursak. Hocam burası R'yken burası da R, 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 burası R oldu. 2 R ise bunlar da birbirine eşit ya. Burası da R, R oldu. Hatta burası da R, burası da R, burası da R, burası da R oldu. Yani şurası toplamda 2 R oldu. Burası da toplamda 4 R oldu? Evet 4 R oldu. Alanda 18 olan bir dikdörtgen. Yani 2 R ile 4 R'nin çarpımı 18'miş. E o zaman çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Alanı dikdörtgen içine dikdörtgenin kenarlarına isten teğet çemberler konulmuş. Tamam. 2R ile 4R'nin çarpımı 18. E buradan ne geliyor? Çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. Bak 8'e böldüğümüz zaman ya da şöyle şey yapalım. R kare buradan neye eşit oldu? 18 bölü 8'e eşit oldu. 2'ye böl 9, 2'ye böl 4. O zaman R'de neye eşit olacaktır? 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 4. soru edremit oldu. Geldik 5'e. Çemberin merkezi burasıysa merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapalım. Burası R burası da R. Hatta burada da bir merkez T'ye çektik yapalım. Burası da R. Hocam 90 90 90 burası da 90 olur. Dikdörtgen oldu burada. R ise R. R ise R. Hatta kare oldu. E sonra ne yapacağız burada? Sonrasında aslında şöyle yapabiliriz. Hocam şu T T uzunlukları birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 3 ise 3 yazabiliriz. 1. 2. Hocam şu kollara çizilen dikmeler eşit işte oldu. Sen bunu böyle çizecek olursan bu açı orta olmak zorunda. O zaman ayırtıldığı yerler de birbirine eşit olur. 3 ise 3. Aynı mantıktan burası da öyle. Ya t, t t uzunlukları eşit ya da sen bunu böyle çizecek olursan bu da açı ortay olur. Ayırtıldığı yerler de eşit olmak zorunda burası doğru olur. E bir dik üçgen karşımıza çıktı. R artı 3, R artı 10 ve 13 çıktı karşımıza. Normalde 13'ün karesi eşittir. R artı 3'ün karesi artı R artı 10'un karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırız. Ama burada 13 varsa büyük ihtimal 5, 12, 13 üçgendir diye hissediyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? R 2 yazdığımızda evet 2 artı 3 5 sağlaması da tutuyor. Yani R'yi böylelikle 2 buluruz. Cevap denizde oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Şimdi ne demiş burada? X isteniyor bizden. Bak T, T birbirine eşit değil mi bunlar? Evet burası 2 olmak zorunda. Sonra merkez T şeklik yapmayalım. Bak burada da bir T, T var. Hatta dikkat et X artı 2 iken burası da X artı 2. Burası da X artı 2 değil mi? Bu da teğet teğet birbirine eşit. Burası da x artı 2 yaptı. Yani şuradaki üçgende bir dik üçgen karşımıza çıktı. Bir kenar kaç? x artı 4. Bir kenar x bir kenar x artı 2. Normalde x artı 4'ün karesi eşittir. x'in karesi artı x artı 2'nin karesi deyip işlem işlem işlemle x'e ulaşırız. Ama burada bak ikişerli artmış. İkişerli artan üçgeni düşün. 6, 8, 10 var. Siz koyduğumuzda sağlıyor mu? 6, 8, 10 sağlıyor arkadaşım. Yani x böylelikle 6 çıkar. Bizden de x isteniyor Cevap balık kesir çıktı. 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruda da teğet noktası falan verilmiş mi? Yok, verilmemiş. Yoksa merkez teğet çektik yapacaktım böyle. Şimdi bu çemberde şu M merkezli kırmızı çember verilmiş. Yarıçapı kaç bunun? 5. Hocam, burası da 5. A büyüğün yarıçapı kaç çıktı? 6. Hocam, burası da 6. Şimdi başka ne yapacağız burada? Hocam, başka şunu yapabiliriz. Şu Dikkat et. Yine x'e ait bir üçgen oluşturmak zorundayız burada. Aslında merkez giriş çektik de yapsak gelir mi? Yok gelmez. İki eş parçaya bölüyor. Başka da bir şey gelmiyor. Şu x'e ait bir üçgen oluştursak çapı gören çevre açı 90 derecedir hocam diyebiliriz. Ya da hocam daha görmedik. Hayırdır nereden çıktı bu diyebilirsin sen şu anda. Evet daha açıyı görmedik. En azından burada görmedik. Normalde benim kitapta açı, da açı daha önce anlatılıyor ama neyse. Ee, burada başka nasıl yapabiliriz? En etkili silahımız yarı çap çizmek ya. Bak yarı çap çizersem. Hocam bunun yarı çap 5, bunun yarı çap 5, bunun da yarı çap 5. a eşit, eşit, eşit. Yani eşit, eşit, eşit geldi. Muhteşem üçlü geldi. O yüzden burası 90 derece oldu. Bunun yarı çapı 6'ydı. 6 burası. Yani şuradaki dik üçgende artık 6 var, 10 var. Bak 5, 5 daha 10. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden cevabı 8 diye ulaşırız. 7. soru. Böylelikle C'ye çıktı. Geldik 8. soruya. AB uzunluğunu 13 vermiş. AC uzunluğunu 10 vermiş ve BC uzunluğunda da 7 vermiş. C merkezi çemberin yarıçapı. Evet şuraya R diyelim. O zaman buraya 7 eksi R kaldı. Burası da 7 eksi R yapar. Tamamı 13 yapacak. 13 yapması için e, kaç kalıyor? 6 artı R kalması lazım. R'ler birbirini götürmesi için. 7'ini de 13'e tamamlayan 6. E hocam burası da R. Bak 6 artı R burası da 6 artı R. Aa, ne çıktı burada? Toplamı 6 artı R artı R eşittir 10 çıktı. 2R4 geldi ve R'yi de böyle 2 olarak buluruz. Yani 8. soru balık esir oldu. Geldik 9'a. Şimdi T, T uzunlukları birbirine eşitti. 5. Sonra büyük çemberde T, T uzunlukları birbirine eşitti. O zaman burası 15. E buraya ne kaldı o zaman? 12'si buradaysa 3 kaldı. E burada da küçük T, T uzunlukları birbirine eşit. Yani burası da 3 yapar. 9. soru C oldu. Geldik 10. soruya. Çemberler birbirine diyor hemen merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hatta burada da merkez varsa teğet varsa çektik. Bunlar anahtar kelimeydi çizim falan gibi düşünmüyorduk değil mi arkadaşım? E burada hocam 90 90 90 e, 90 oldu. Burada bir dikdörtgen çıktı. Hatta sekizgen burası 8 yarıçap 8 oldu. Burası da 8. Hatta bir kare çıktı. Yarıçap uzunluğu 8 yazalım. Bak burası da 8. Hocam burası da 8. A 8 8 16 burası. Hocam burası da 16 olacak. E o zaman buraya ne kaldı? 9. Hocam burası 9'sa bak yarıçap 9 burası da 9. E artık burada bir Pisagor. 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17'den burası 15'tir. Şunun yarı çapında 9 bulmuştuk. 9 artı x eşittir 15 ise x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Cevap C han çıktı 10. soruda. Geldik 11. soruya. 11. soruda da AB çaplı yarım çember yayı ile böyle bir dik yamuk verilmiş. Arkadaşım yarım çaplı dediği için çemberin merkezi burada olmak zorunda. Çünkü bana merkez lazım. Çünkü burada kiriş var. Merkez varsa kiriş varsa ne yapıyorduk? Çektik. 2 eşit parçaya bölüyordu burayı. 4, 4 diye 2 eşit parçaya bölüyor. E hocam 90, 90, 90. E 90 burada bir dikdörtgen çıktı. E o zaman 3 ise burası nedir? 3'tür. Sonra sıkıştık kaldık. Ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıkar. Yarı çap 5, yarı çap 5. A burası da 5. O zaman x'e ne kaldı? 1 kaldı. Yani cevap Akçay yaptı 11. soruda. Geldik 12. soruya. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam burası yarı çap. Yarı çap dediğimiz x olarak verilmiş zaten. E 90'lar var. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Al sana dik dörtgenle dik üçgen oluşturmak. 8 ise 8. Buraya x eksi 8 kaldı. 12 ise 12. Ve Pisagor. Pisagor bağıntısını yap bakayım. X'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı x eksi 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle x'e ulaşırız. Ama ve lakin bence bunu böyle yapmayalım. Hissedelim. 12 varsa büyük ihtimalle 5, 12, 13 üçgenidir. Ya da 9, 12, 15 üçgenidir. Ya da 12, 16, 20 üçgenidir. Deneyelim bakalım. Acaba burası 5 iken burası 13 oluyor mu arkadaşım? X yerine 13 yazdığım zaman 13 8, 5 yapıyor mu? Yapıyor. Sağlaması tutuyor. Yani X böylelikle ne çıkar? 13 çıkar. Bak hissetme. Yani dik üçgen hakimiyet bu konuda aşırı derecede önemli. Evet 12. soruyu Akçay bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda... ÖSYM tarzı test 2'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.